Bir evlilikteki en kötü üç duygu kin, kötü huy ve kıskançlıktır. Gelin sizi Hale Hanım'la tanıştırayım. Bakalım bizden kim için bir şans istiyor? Ben Cem'in nerede olduğunu çok merak ediyorum, inanın. Eğer başka bir kadınla birlikteyse çıksın gelsin delikanlı gibi bana desin ki ben başka biriyleyim, o zaman bitsin bu evlilik. Ben eşimi çok seviyorum. Biz 5 yıldır evliyiz. Bir yaşanmışlığımız var sonuçta. Ben ayrılmak istemiyorum. Kendisini çok seviyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Alhan. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Yani Cem'i bulabildiniz mi? Onunla görüşebilecek miyim ben? Bakın mutlaka benim görüşmem lazım onunla. Anlıyorum hala. Yani, ekip arkadaşlarınız bana bulacağınızı söyledi, bulabileceğinizi söyledi. Yardım edin lütfen. Çok heyecanlısınız. Evet. Anlıyorum. Çok heyecanlıyım. Ekip arkadaşlarım elimizden geleni yapacağımızı söylemişlerdir. Evet. Eminim. Biraz bir sakin olalım ki ben de tam bir anlayayım. Siz kimden bir şans istiyorsunuz? Ben Cem'den bir şans istiyorum. Cem'in geri dönmesini istiyorum bana. Eğer neredeyse çıkıp gelsin, bana geri dönsün yeter ki istiyorum. Cem kim Hale Hanım? Cem benim 5 yıllık eşim. Çok güzel giden bir evliliğimiz vardı. Ama bir anda çekip gitti. Nedensiz yere çekip gitti. Bir anda? Bir anda. Peki Hale Hanım, sizce nereye gitti? Yani Ahu Hanım, aslında bir tahminim var ama tam emin değilim. Bir kadının yanında olduğundan şüpheleniyorum ben açıkçası. Hangi kadın bu? Kim? Yani kadın şöyle, en son eşim sosyal medyadan biriyle yazışıyordu. Bir hesabı var, kullanıcı adı var. İsmini ben bilmiyorum. Şimdi bu hanımefendinin ismini bilmiyorsunuz. Evet. Sosyal medyada bir hesap. Hesabın ismini? Yani Ufuk'la Dinginlik diye bir isim, kullanıcı ismi. Ufuk'la Dinginlik. Evet, yani artık neyin dinginliğini veriyorsa. Peki bunun, bu hesabın bir kadına ait olduğundan emin misiniz Hale Hanım? Yani şöyle, çünkü bu hesabı bir açıp bir kapatıyor. Hı. Sürekli hesap değiştiriyor. Bir de en son eşimin yazıştığı hesap o hesaptı. O kadınla yazıştığını gördüm ben. Eşinize sormadınız mı? Sordum, sormaz olur muyum? Ha. Ne dedi? Kim bu dedim. Yani o da suçlu, suçunu kabul eder mi? Etmedi tabii. Ben o kadının yanında diyorum yani, güvenemiyorum. Ben erkek milletine güvenemiyorum bakın. Şu anda da çekip gitti. Hayatında biri olmasa niye çekip gitsin ki? Hiç güvenmiyor musunuz eşinize? Hayır, yani gram güvenmiyorum. Gram güvenmiyorum. Yani bilmiyorum. Yani 5 yıllık da bir evliliğim var. 5 yıl boyunca hiç güvenmediniz mi eşinize? Ya tabii ilk zamanlar iyiydik ama sonradan bir arkadaşı vardı. Onunla görüşmeye başladıktan beri bu değişti. Kim bu arkadaşı? İsmi Giray. Bu eski arkadaşı, aynı zamanda aynı şirkette çalışıyorlar. Hı. Sevmiyorsunuz siz bu Giray'ı? Hiç haz etmiyorum, güvenemiyorum yani kendisine. Zaten ben ilk gördüğümde zaten ben onun notunu vermiştim. Hiç hoşuma gitmedi yani. Merhaba, benim adım Giray. Cem'in en yakın arkadaşıyım. Aynı zamanda onun koruyucusu olduğumu da düşünebilirsiniz. Çok uzun zamandan beri arkadaşız. Aynı üniversitede okuduk. Hatta aynı bekar evinde bile kaldık birlikte. Çapkın bir beyefendi miydi? Oldukça. Fazlasıyla çapkın biri, güvenilmez biri. En tehlikeli ve bekar biri. Bekar erkekler tehlikeli mi oluyor? Tehlikeli oluyor. Hele de böyle birkaç kızla da... Yani... Birkaç kızı birden idare ediyorsan... Öyle miydi Giray Bey? Tabii ki öyleydi. Eşinizle arkadaşlığından memnun değildiniz öyleyse. Hayır, ben görüşmesini kesinlikle istemiyorum. Ama beni dinlemiyor. Peki şimdi eşinizin evi böyle bir anda terk etmesinin sebebi Giray mı sizce? Tabii ki de o kadın da bulan ona. O hatta, o kadını o buldu ona. Ah Hanım yani. Onun aklında o çeldi kesin. Nereden biliyorsunuz? Onunla bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Yani onu o aklına sokuyor. Yani tamam, kanıt olarak bir şey görmedim ama... Yani... Neredeyse benden çok onunla vakit geçiriyor o adamla. Yani böyle değildi. Hadi 5 yıl. Nasıl biriydi? Cem Bey nasıl biridir? Futbola düşkün birisi. Bir de şöyle...
Yine Giray'dan örnek vereceğim. Giray atlasa köprüden, o da hiç düşünmez, arkasından gidip atlar yani. Bu kadar mı etkili Giray Bey eşinizin üstünde? Yani oldukça. Yani ben hatta görüşmesini istemiyorum ama beni dinlemedi. Yani kim ya, bence Giray da biliyor onun nerede olduğunu. Peki Giray Bey'e sorsaydınız, bu kadar eminseniz? Yani şöyle gittim, sordum zaten. Evet. Hatta ben evlerin önüne bile gittim, kapısında bekledim, takip ettim. Benim eşimi göremedim ben. Cem yoktu yani. O yüzden ben diyorum, şüpheleniyorum. O bir kadının yanında diye. Ama abim bana en başından demişti. Bu adamın gözü dışarıda demişti. Güvenilmez dedi bu adama. Ama ben dinlemedim. Abiniz eşiniz Cem Bey ile evlenmenizi istemedi mi? Hayır, kesinlikle istemiyordu. Niçin? Üzülürsün dedi. O adam böyle gözü göz değil dedi yani onun. Gözü yani, göz değil dedi abim. Abiniz eşinizi bir gördü. Yani hislerinden, konuşmasından, tavırlarından belki de beğenmemiş olabilir. Nasıldı ki Cem Bey'in tavrı? Gözleri nasıldı? Yani gözleri sanki böyle, bilmiyorum, herhalde ona güven vermemiş olacak. Bir konu hakkında konuşurken ya da böyle bir şey olduğunda direkt tırnaklarını yiyor. Bir şey oldu, hani sanki böyle bir şey varmış da gerçekte saklıyormuş gibi mi artık desem. Önceki yaşamındaki, hayatında olan bir şey yani, ya da bilmiyorum yani, bunun gibi bir şey. Peki Hale Hanım, eşiniz Cem Bey'in evi ilk terk edişi mi bu? Daha önce de gitti mi? Evet, kesinlikle daha önce de gitti. Hatta bir pazar günü gece bana hiç haber vermeden üstünü başını giyinmiş, sessizce gitmeye karar veriyor bu. Ben o anda gördüm, dedim ki Cem dedim, hayırdır dedim ya, sen nereye gidiyorsun bu saatte? Nereye gidiyorsun dedim. Ne dedi? Bir şey demedi, cevap vermedi. Kapıyı çekti, kapının önüne yığılmış öylece. Ah! Evet. Ne oldu adama, niye yığıldı kapının önüne? Yani ben bir şey yapmadım Ahu Hanım. Yani rol Ahu Hanım. Rol mü? Rol. Tabii ki de rol kesiyor bana. Evden çıkmak için Uğur Gezer numarası yapıyor. Tabii ben bunu yer miyim? Bende bu göz var mı? Cem'de parasomnia sorunu var. Yani uyur gezer. Hatırlıyorum da aynı evde kalıyorduk birlikte. Bekar evinde kalıyorduk ve bir gün kalkıyorum Cem mutfakta uyanıyor. Bir gün koridorda uyanıyor. Farklı farklı yerlerde uyanıyor. Başlangıçta bu çok komik gibi geldi ama gerçekten böyle bir sorunu varmış demek. Bunu eşi Hale'ye bir sürü kez anlatmaya çalıştık. Durumu izah etmeye çalıştık ama nafile. Çünkü o kadın anlayacak bir kadın değil yani gerçekten. Annesi babası hayatta değil mi? Hayattalar, tamam. Evet. Tamam. Aklı başında insanlar. Evet. Tanıyorsunuz, seviyorsunuz. Tanıyorum tabii ki de. Evet. Sormadınız mı gidip? Sordum tabii, sormaz. Ne dediler? O kadar güzel bir senaryo yapmış ki. Herkesi inandırmış yani. Onlar da evet var diyorlar. Kime sorduysam herkese öyle söylüyor. Bir gece kalktık kendi kendine ve şaşırtıcı bir şekilde üstünü giymeye gitti. Çünkü içinde iç çamaşırları vardı. Ben de herhalde birkaç tane pijama bir şeyler giyecek zannettim. Ondan sonra ilerledi. Şeyi bir açtı, kıyafet dolabını. İçine bir tane kravat aldı şaşırtıcı bir şekilde. Ve gitti, kravatı taktı. Ben böyle şok oldum gerçekten. Yani çok şaşırtıcı bir durum cidden.